Efendim mesele devam ediyor. Kaldığımız noktayı hatırlatalım. İmamoğlu'nun adaylık ihtimali yeniden güçleniyor mu? Birazdan Mansur Yavaş'ı da konuşacağız. Yani İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden adaylık potasına giren isimler mi oluyor? Bu son dönemdeki gelişmeleri yorumluyoruz. Son olarak şurada kalmıştık. Sayın Metiner demiştik ki önce İmamoğlu'nun İstanbul'daki çalışmasını görmemiz lazım. Mesela neyi güzel yaptı? Neyi vaat etti de yerine getirdi? diye e, sordu. Sayın Metiner ben hatırlıyorum e, çok özür dilerim Mete Bey ben hatırlıyorum dedi. E, bir onu düşünüyorduk. Ben gitmeden önce söyledim ki hani dersine daha sonra çıkıp baktım diye. Yani <laughs> siz tam kapınırken söyledim. Evet. E, İstanbul'da yeşil kuşaklarla donatacağım demişti. En büyük vaatlerinden bir tanesi. E, AK Parti döneminde burası beton oldu. Ben bir kuşakla yeşil kuşak projesiyle e, donatacağım e, dediğini hatırlıyorum. Ben önemli projesi oydu birbirine evet. bağlı, evet, birbirinin yani. içine giren, birbirinin içinde takip eden bir yeşil kuşak bohcesi vardı. Peki en önemli vaatleri belki benim, benim en çok metebeli e, İstanbul'da şeklinde. su çok pahalı yüzde kırk ucuzlatacağız demişti. En basit ya. Yani. Şu an İstanbul'da su en pahalı su içiyoruz. Ama meclis'ten onay çıkmamış olabilir mi? Ulaşım tamam yapmak istedim. Ulaşımı ucuzlatacağım dedi bizim Akmerdi yani. Meclisi. Cumhur İttifakı'nın çoğunluğunu oluşturduğu meclis öğrencilerle ilgili yani kartlarla ilgili çok şey bir hala İmamoğlu imzalamış değil. Peki. Yeşil alanla ilgili yani burada bir sürü şeyse her ilçede bir kreş kreş açacağım dedi. Yani bilmem neler bu yani konu İmamoğlu değil ama yani insan vaat ettiklerini gerçekleştiremiyorsa İktidarı bahane olarak göstermez. Bahanın evet. arkasına sığınarak beceriksizliğine... İlk ekonomiye sokacağım karşısında. dedi mi 2023'te? 500 milyon dolar ihracat falan öyle vaatlerde de bulun Bunu sens akıl ver kendisine. Kişi başı 25 bin dolar gelir. Bunu akıl falan. ver. Yani. Belki siyasetçiliğe soyunuyor Hayır, ya. Var, i̇nsan söyleyeyim. vaat koyarsa diyorsun Bakın. yerine getirmesi lazım siyasetçi de Onun için sorun. Peki. Peki. Şimdi bir başka başlığımız efendim. Ee, Barış Arkadaş gazeteci Barış Yarkadaş'ın e, TV100 yazarı e, katıldığı yayında işte aktardıkları. Şimdi şöyle bir detay aktarıyor. Ee, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Dar Grup bir kurmay heyeti bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ediyorlar. Önce işte hoş beş başlıyor. Sonra... Ee, Meral Hanım Mansur Yavaş'a aynen şunu söylüyor Mansur Bey eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüyorsanız çıkın açıklayın biz de sizi destekleyelim. Burada şöyle bir ayrıntı var Meral Hanım'ın bu teklifi üzerine Mansur Yavaş 10 saniye sessizliğe bürünüyor. Ee, yavaş Meral Hanım'ın yüzüne bakmasına rağmen hiçbir şey söylemiyor. Meral Hanım Mansur Bey'den herhangi bir tek, tepki alamayacağını görünce konuyu değiştirmek zorunda kalıyor. 10 saniyede mi acaba her şey olup ben o, bitti? O 10 saniye nasıl geçti onu merak ediyorum. Yani, <laughs> nasıl yani? Bir soru sorulunca 10 saniye konuşmadan nasıl durabilir? 10 saniye ya. susalım mı ya? Anladım. Bir susalım bakalım kolay mı o kadar? Ya, oradan yani. bakıyorum ben. Bayağı uzunmuş hakikaten <laughs> hiç öyle düşünmemiştim. <laughs> Zor bir şey olsa. Zor. Ben mi, ben mi? Evet hocam size sordum. Yani şimdi 10 saniyesi, e, sonrasında da... Arkadaşlar onu da sorguladım. Sonrasında da şöyle bir iddia var ama tabii. Tabi tabii o yani, yalanlandı. Bu hep konuşuluyor, yalanlandı ama işte Meral Akşener de böyle e, artık kendisi adaylık için e, il başkanlığı e, toplantısında vesaire Hı -hı. bir takım adımlar olabilir deniyor ama bu kısım yalanlandı. Ama yani. evet. Siz biliyorsunuz yani ben Meral Akşener'in zaten. Siz hep bunu olgu, söylüyorsunuz hep hocam evet. Söylüyorum ee, bu Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu isimlerini tavşan adayı olarak ileri sürdüğünü ısrarla söylüyorum. Bu meselelerin buraya geleceğini de e, iddia ediyordum. İşte 81 il başkanından imza alınır veya sokaklarda çeşitli gösteriler olur. E, bu görevden kaçma falan denir. En sonunda artık elini taşının altına koymak zorunda kalır Meral Akşener. Bir şekilde o adaylık şeyi olacak gibi. Şimdi bu Mansur Yavaş da Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu hamlesi iyiydi. Yani özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için onu ileri sürmesi iyiydi. Çünkü öyle veya böyle Ekrem İmamoğlu eğer e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir adaylık yarışına girerse onun devamında CHP'nin başına gelme ihtimali vesaire de var. O yüzden e, tırnak içinde söylüyorum Meral Akşener için çok daha kullanışlı bir e, tehditli, şantajdı Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru e, yönelik. Ama Mansur Yavaş aynı nitelikte değil. Çünkü Mansur Yavaş geri gelirse o iyi Parti'nin başına gelir. O yüzden e, Meral Akşener'in Mansur Yavaş'la ilgili attığı adımlarda biraz daha dikkatli olmasında fayda vardır. E, ama bu Mansur Yavaş'la ilgili yapılan toplantıyı evet Barış arkadaş böyle aktardı. Durduk yere de aktardığını ben şahsen düşünmüyorum. E, özellikle bu bilginin, bu kulis bilgisinin İyi Parti'den geldiğini düşünüyorum. Tabi ee, tabii bunu ispatlayacak elimde bir şey yok ama e, toplantının diğer tarafı olarak isimlendireceğimiz Mansur Yavaş'ın basın sözcüsü açıkça yalanladı bunu. Hayır böyle bir toplantı bile gerçekleşmedi dedi. İyi Parti'den gerçekleşti veya gerçekleşmedi diye arkasından tekrar bir açıklama gelmedi. Şimdi sorunun kendisi de mesela Meral Akşener'in sorusunun kendisi de aslında oldukça ilginç. Adaylığınızı düşünüyorsanız adaylığınızı açıklayın biz de, de sizi destekleyelim. destekleyelim. Yani eğer Mansur Yavaş'ı destekleyecekseniz şöyle de sorabilirdiniz onu. Mansur Bey biz size aday göstermek istiyoruz. Ya bu başka bir formül. Bu bambaşka bir sorudur bakın. Mansur Bey biz sizi desteklemek istiyoruz adayımız olur musunuz dersiniz. Bu haliyle Mansur Yavaş'a diyorsunuz Buradaki ki sen bir at önce kendini ortaya. Tam, evet tam onu soracaktım yani. Sen ne bir at, fark yani Bir atla diye. bakalım. Biz seni e, destekleriz, tabii ki destekleriz falan. Ya, oh. Böyle, oh. değil mi? Böyle bir formül yok. Yemezler. Yemezler Bırakın 10 saniye, 10 şey e, dakika cevap vermezdi Mansur Yavaş buna. E, yani kendisi için de doğru olanı yapmış. E, çünkü ben işte hem İmamoğlu'nu hem de Mansur Yavaş'ı bilerek ileri sürdüğünü düşünüyorum. İyi partinin gerçek adaylar olduğunu düşünmüyorum. Ee, ya bu, bu, bu hikayenin içerisinde yine Mansur Yavaş'a da aynı şeyi söyleyebiliriz, Ekrem İmamoğlu'na da aynı şeyi söyleyebiliriz. Ben bu işin çok hafife alındığını düşünüyorum. Ee, yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinin çok hafife alındığını düşünüyorum tabi. E, yani Amerika'dan birçok örnek gösterebilirsiniz çünkü Amerika'da zaten siyasetin yapılış biçimi e, biraz böyle bir şey. Son iki senenin içerisinde adaylar önce kendi partilerinin içerisinde yarışıyorlar, ondan sonra. Ee, ...son senenin içerisinde de kendi kampanyalarını yürütüyorlar. Ee, orada işin teamüllerinde genelde böyle bir eğilim var. Ama burada öyle bir örnek yok. Burada siyaset partiler üzerinden yürüyor. Partilerin genel başkanları genelde Cumhurbaşkanlığı'na aday... ...veya işte başbakanlık o dönem başbakanlığı aday olarak geçiyor. E o sistem bitince şimdi de Cumhurbaşkanlığı için adaylık gözüküyor. Şimdi. Türkiye'de vatandaş oy verecek, 60 milyon kadar seçmenimiz var. En az 30 milyonunun artı birinin oyunu almasını gereken bir seçme sisteminden bahsediyoruz. Ben zaten muhalefetin defalarca cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarısız olmasının sebeplerinden bir tanesi olarak da bunu görüyorum. Seçilebilecek adaya fazlasıyla odaklanmak, böyle bir sihirli formül aramak. İşte biraz oradan oy alır, biraz buradan oy alır. Ekmelettin İhsanoğlu'nu koyarsak biraz muhafazakar dindar seçmenlerinden oy alırız, oradan yürürüz gibi bir dizaynla işi yapmaya çalışıyorlar. Dönüyorlar o dizayn tutmayınca belki partinin içerisinden Muharrem İnce gibi bir aday çıkartırsak bununla başarılı oluruz diyorlar. O da olmuyor. Dönüyorlar belediye başkanları şurada seçim kazandı. Erdoğan da oradan seçim kazandıktan sonra yürümüştü. Belki Erdoğan formülü yürür buradan yürüyelim falan. Bunun ben Türkiye'de siyasetin doğasına işleyiş biçimine aykırı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de siyaset hem partiler üzerinden yürür, partinin kurumsal kimlikleri, kurumsal yapıları, kurumsal işleyişleri son derece önemlidir. Bir de o aday, yani çıkacak adayın e, bir siyasi hikaye kurgulamayı becerebilmiş olması gerekir. Bir hizmet, bir siyaset e, hikayesinin olması gerekir. Bakın, diyelim ki. İstanbul Belediye Başkanı oldunuz, Ankara Belediye Başkanı oldunuz. 3 yılda e, kendinizce de başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Diyelim ki 80 tane vaat yaptınız, bunların da 40-45 tanesini gerçekleştirdiniz, yarıyı geçtiniz. E, i̇yi bir hikayedir bu. Bu, bu pardon, iyi bir sonuçtur bu, Sonuç. ama iyi bir hikaye değildir. Bakın Erdoğan'ı bir efsane haline getiren daha dört senelik belediye başkanı, dört seneyi bile bulmadı belediye başkanı. Dört senenin içerisinde Erdoğan'ın o biraz önce söylemeye çalıştığım damgaları var. Siz onun içerisinde birçok hatasını, eksiğini yerine getiremediği vaadi de bilirsiniz. Ama vatandaşın karşısına çıktığı zaman Erdoğan şunu söyleyebiliyor. Çöp dağları vardı yok ben yaptım bunu. Susuzluk vardı yok. Benim çalışmalarımın sonu, Haliç Pis kokuyordu, artık o böyle tak 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 milletin aklında kalabilecek, milletin bir çırpıda sayabileceği hamleler. Şimdi Mansur Yavaş'a veya Ekrem İmamoğlu'na bakalım. Yani susmak, susuyor deniyor değil mi Mansur Yavaş için? En azından Ekrem İmamoğlu gibi kendisini çok öne atmıyor, hırpalanmıyor, yıpranmıyor. İyi de siyasetin zaten kendisi biraz ortalıkta gözükmektir, var olmaktır, bir şeyler söylemektir. Siz bir şeyler söylemediniz diye sadece bunun üzerinden onu iyi bir cumhurbaşkanı adayı olarak değerlendirip yarın onu bir yarışa soktuğunuzda, hele bir de Erdoğan gibi bir aktörün karşısına yarışa soktuğunuzda bin pişman olabilirsiniz. Yani Ekmelettin İhsanoğlu da konuşmuyordu, değil mi? O da konuşmayan biriydi. O da sağdan soldan oy alabilir vesaire gibi diye düşünülüyordu. Ama bir çıktı Ekmelettin İhsanoğlu bu taraklarda bezinin olmadığını anlamamız birkaç günü aldı. E sonuç ondan sonra ortada. Ben siyasetin, Türkiye siyasi partilerin Türkiye'de siyasi partilerin işleyişi nedeniyle organik bir şekilde yürümediğini düşünüyorum. Organik bir şekilde yürüse ne olur? Partinin içerisinde işte Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı, Meral Akşener genel başkanlığı kendi partilerinden bu genel başkanların e, performansı daha mı düşük? Ne olur? Ne olması gerekir? Partilerin içerisinde bir işleyiş İ'nin seçilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkar. Daha becerikli olan bir belediye başkanı, daha becerikli olan bir milletvekili, daha becerikli olan bir genel başkan yardımcısı yavaş yavaş siyasette öne çıkmaya başlar. O öne çıktığında geldiği konumda başarılı işler yapar. Normal işleyiş olsa bir, bir sonraki adıma geçer, bir sonraki adıma geçer. Yani ama siz sadece bir medya figürü yaratıp, işte televizyonda çok tartıştırıp, onun üzerinden işte şuradan da oy alır, buradan da oy alır gibi bir dizayna siyaseti mahkum ederseniz aynı başarı, Peki. başarısızlıkları tekrar edersiniz. Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili olan şey de farklı değil. Bence Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'ın bir tane fazlası var. Ee, o da Ekrem İmamoğlu gibi kendisini bu kadar hızlı kandırıp bu kadar olayın içerisine girmemesidir diye söyleyebilirim. Peki Cem Bey, siz ne görüyorsunuz böyle 10 saniyede... Yani bu yansıtılanlara göre her şey netleşmiş gibi mi? Meral Akşener sanki başka bir arayışa girmiş gibi bir e, iddia var. Böyle bir ziyaretin olduğuna pek inanmakta çok zorlanıyorum. Çünkü Akşener gibi tecrübeli bir kere siyasi etiğe aykırı. Adam CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. E sen her gün o masada sık sık oturuyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'yla falan. Sonra ondan habersiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği, CHP'den seçtirdiği adayı ziyaret edip sen Cumhurbaşkanı ben Meral Akşener'in böyle bir şey. o zaman yani Kılıçdaroğlu'yla Meral Hanım'ın arası açılır. Bana yapılsa bilmiyorum. arası kapalı mı Cem Bey? Efendim? Arası yakın mı? Zaten girmediler Bilmiyorum, mi? Bayağı... masada oturuyorlar konuşuyorlar birbirine yani samimi görünüyorlar ama böyle bir şey siyasi etik olarak bana aykırı hiç olmazsa söylersin ya işte biz de Mansur Bey'i düşünüyoruz falan diye bir şey yapılıyor. Ya onun için ben pek olas Peki. oldu, böyle bir toplantının Siz olduğunu teklifin çok ihtimal gitti. vermediniz. pek ihtimal vermiyorum. Akşener'e gelince ben Buyurun. de en az iki senedir ne zaman söyledi ben başbakan olacağım Hedefini duyduğum an yine inanamadım. Çünkü hiçbir siyasetçi, Akşener kadar tecrübeli bir siyasetçi, üç seçim sonrasına hedef koymaz. Ama Cem Bey şunu varsayın da söyledi. Varsayın üstüne varsayın. Yakın bir e, dönemde ben o defteri kapattım da dedi adaylık hani, meselesi e, için. Ben yine beyefendiye katılıyorum. Katılıyorum. Yine siyasi partide hele hele ivmesi, ivme kazanmış, e, anketlerde Oylara artan bir merkez sağ boşluğu doldurmaya e, o, o potansiyele sahip bir siyasi partinin tabanından yönetiminden mutlaka Meral Hanıma sen neyin eksik sen niye aday olmuyorsun baskısı eninde sonunda gelecektir. Üç seçim sonrasına dememin nedeni bu 2023'te seçim yapılacak Meral Hanım aday olmayacak o seçimi. Millet İttifakı kazanacak hem mecliste hem Cumhurbaşkanlığında. Ondan sonra sistemi referanduma götürecekler. 400'ün altındaysa efendim, rejimi değiştirecekler, parlamenter sisteme geçecekler. Ondan sonra bir daha seçim olacak. Meral Hanım'ın partisi birinci parti olacak. Cumhurbaşkanı onu çağıracak, kabineyi kurma görevini ona verecek böyle bir yani böyle bir hedef olamaz. Onun için ben de Meral Hanım'ın ee, şey olacağını, aday olacağını veya büyük bir baskıyla karşılaşacağını bekliyorum. O masanın etrafında oturanlar arasında bir konsensüs sağlanacağını inanmıyorum. Peki. O, dışarıdan bir aday üzerine o masa konsensüse varabilir. Ama Kılıçdaroğlu bu kadar niyetliyken, diğer beş parti buna mırın kırın ederken... Ee, ben o masada birden fazla aday çıkar eğer Kılıçdaroğlu ısrar ederse. Ben çatı Peki, aday Çoklu olacağım. aday olabilir diyorsunuz. Efendim? Çoklu aday olabilir yani. Çoklu aday çıkabilir diye düşünüyorum.